Hepinize hayırlı cumalar dileyerek çekimle başlıyorum. Bugün 4 Mart 2016 Cuma günü. Görüldüğü gibi yine aynı yerdeyiz. Aynı yer derken Ayancık Sinop arası Heyelan bölgesindeyiz. 2 gün evvel ayın 2'sinde Sayın Bölge Müdürümüz Karayollar 7. Bölge Müdürü geldiğinde bir an önce yolun açılmasını kendisinden rica ettim, şoförlü olsa başkan olarak. Kendisi de yasa olarak açılmasının son çalışmalardan sonra bir hafta sürebileceğini kendisi söyledi. Ben de cuma günü bu yolun açılmasıyla ilgili ricada bulundum. Tabelaları kaldırmamak suretiyle geçici bir geçit verilebileceğini kendisi söyledi. Şu anda görüldüğü gibi böyle bir geçici geçit zannediyorum buradan verildi. Çalışmalar da devam ediyor. Evet, şu anda çakıllama işlemleri devam ediyor. Tabii ki bizim gerek oda üyelerimiz, minibüsçülerimiz her gün sınava gelip gidiyor. Gerekse vatandaş burada bayağı bir sıkıntı çekti. Yukarıki yollar tabii ki tamiratı yapıldı ama ne kadar yapılmış olsa burası gibi değil. Şu anda görüldüğü gibi Ayancık'tan Sinop tarafına geçtik. Kendi aracımla geçtim. Tabii ki bu yol tam değil. Sürücülere burada uyanmak lazım. Yasa olarak da açılan bir yol değil. Tabelalar iki tarafta da duracak. Gerek Sinop tarafta gerek Ayancık tarafta. Tam açılan bir yol olmadığı için buradan geçerken dikkat etmeler lazım. Yol verme konusunda birbirlerine saygı göstermeler lazım. Yoksa sıkıntı olabilir. Bu sıkıntıdan da tabii ki kendileri sorumlu olurlar. Çünkü şu anda yasa olarak açılan bir yol değil. Önümüzdeki hafta için açılacak. Yine de dikkatli bir şekilde burayı kullanırlarsa daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet, burada baştan sona Sayın Milletvekilimiz Nazım Maviş emeği büyük. Devamlı onunla irtibat halinde olduk. Diğer milletvekilimiz de tabii ki aradı, Barış Karadeniz. Milletvekillerime teşekkür ederim. Bunun yanında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şu anda görüldüğü gibi yolda sıkıntılı da olsa ufaktan bir geçit var. Az önce de söylediğim gibi yasal bir açılma değil. Buranın açılması yaklaşık bir hafta daha sürebilir. Bu manada da dikkatli buradan sürücülerin geçiş yapması lazım. Bunu da buradan uyaralım. Ve burada çalışanlardan, teneklerden hepsinden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Görüldüğü gibi Sinop Ayancık arası her ne kadar yasak olmasa da geçit verilmiş durumda. Sürücülerimiz burayı kullanabilirler. Herkese iyi günler diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum tekrar.